Selam merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bugün müthiş ilginç bir kayıp vakasından bahsedeceğim. Bu olay çözülemedi olarak geçiyor. Ama bence ne olmuş olabileceğiyle ilgili az çok bir fikriniz olacak. Ayrıca bu kanalda ilk kez Türk polisinden bahsedeceğim. Çünkü olay Kuşadası'nda yaşanmış. Daha fazla uzatmıyorum, hemen başlıyorum. George ve Jennifer 2002 yılında tanışıyorlar ve ilk görüşte birbirlerine aşık oluyorlar. George müthiş komik, eğlenceli, zeki, hayatı seven bir tip. Arkadaşlarının söylediğine göre eğer George çevrenizdeyse gülmeden duramazmışsınız. Herkesle arası çok iyiymiş, özellikle de ailesiyle. Jennifer de yine herkes tarafından sevilen zeki bir kadın. İlişkilerinin 1,5. yılında beraber eve çıkıyorlar ve beraber eve çıkmalarından 1,5 yıl sonra evleniyorlar. Jennifer evlendiklerinde yeni öğretmen olmuş, 3. sınıfların dersine girecek ama bu düğündür, balaydır, her şey bittikten sonra başlayacak işe. George da babasının içki dükkanını devralıyor. George'un babası ona o kadar güveniyor ki kendi içki dükkanını ona devrediyor. Ama George da Jennifer gibi bütün bu düğündür, balaydır, işleri bittikten sonra devralacak orayı. George ve Jennifer 25 Haziran 2005'te Rhode Island'da evleniyorlar. Düğünleri inanılmaz güzel ve aşırı pahalı bu arada. Balayı içinde bir gemi seyahati ayarlıyorlar. Kocaman bir gemiyle Avrupa'yı gezecekler ve bu gemiye binebilmek için Barcelona'ya gidiyorlar. Birkaç gün Barcelona'da kaldıktan sonra 2 haftalarını geçirecekleri bu gemiye biniyorlar. Gemiye binerken yanlarına bir şişe absint alıyorlar. Belki bilirsiniz, bu içki birçok ülkede yasak. Çünkü alkol oranı %74. Yolculukları çok güzel başlıyor. O kadar eğlenceli bir ortam ki George ailesine şöyle bir mail atıyor. Aşırı eğleniyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Biri ölmedikçe veya dünyanın sonu gelmedikçe beni aramayın. Gemide bir sürü insanla tanışıyorlar. Önce birkaç kişiyle tanışıyorlar, sonra onların arkadaşları, sonra onların arkadaşları derken bir sürü insanla tanışmış oluyorlar. 4 Haziran akşamı George ve Jennifer lüks bir lokantada romantik bir akşam yemeği yedikten sonra arkadaşlarıyla beraber kumar oynamaya kumarhaneye gidiyorlar. Bir yandan kumar oynuyorlar, bir yandan içiyorlar ve kumarhanedeyken George ve Jennifer'ın arkadaşı Josh onları 3 arkadaşıyla tanıştırıyor. Bu 3 arkadaş Rus asıllı Amerikalılar ve kendilerine Ruslar diyorlar. Bu Ruslar çok da iyi olmamalarıyla tanınıyorlar. Gemide birçok çalışana çok kötü davranmışlar ve hatta birkaç kez oldukları yere güvenlik çağrılmış. Arkadaşları Josh, George ve Jennifer'ı bu insanlarla, yani Ruslarla tanıştırıyor. Kumarhane gece 2.30'da kapanıyor. Ve bu 6 kişilik grup geceye diskoda devam etmeye karar veriyorlar. Bu yüzden de kumarhaneden çıkıp hep beraber diskoya gidiyorlar. Takıldıkları süre boyunca vodka içiyorlar ve bir noktada George odasına gidip gemiye gizlice soktukları absint şişesini getiriyor. Hep beraber absinti de içiyorlar ve Josh'ın söylediğine göre bir noktada Jennifer o kadar sarhoş oluyor ki herkesle flört etmeye başlıyor. Bu flört ettiği kişilerden biri geminin yöneticilerinden biri. Şimdi bu Josh'ın iddiası. Yani yönetici böyle bir şey olmadığını iddia ediyor. Diskodaki diğer insanlar da böyle bir şey olmadığını iddia ediyor. Ama Josh bu konuda çok ısrarcı. Jennifer gerçekten çok sarhoş ama o konuda herkes hemfikir. Ruslardan birinin söylediğine göre Jennifer ve George kavga etmeye başlıyorlar. Ve bu kavga o kadar büyüyor ki Jennifer George'un kasıklarına tekme attıktan sonra hızla diskodan ayrılıyor. Bu olayı da hiç kimse görmüyor bu arada. Sadece Ruslardan biri görüyor. Josh ve Rusların iddia ettiğine göre Jennifer diskodan ayrılırken o flört ettiği yönetici de diskodan ayrılıyor. Josh da Ruslar da çok emin gibi bahsediyorlar bundan ama kamera görüntüleri gösteriyor ki Jennifer oradan tek başına ayrılmış. Zaten Jennifer ayrıldığında yönetici çoktan odasındaymış. Muhtemelen anlamışsınızdır. Josh da Ruslar da çok güvenilir tipler değiller. Jennifer diskodan ayrıldıktan sonra odasına doğru biraz yol alıyor ama odasının olduğu kata geldiğinde koridorda sızıp kalıyor. Diskonun kapanma saati yaklaştığında Josh ve Ruslar George'un odasına tek başına gidemeyeceğini fark ediyorlar. George o kadar sarhoş ki yürüyemiyor bile. Bu arada şunu eklemem lazım. George da Jennifer da normalde çok içen tipler değiller. Sadece sosyal ortamlarda 1-2 kadeh içiyorlar. Yani dolayısıyla çok dayanıklı da değiller. O yüzden de hepsi neredeyse aynı şeyi içmiş olmasına rağmen
George ve Jennifer sarhoş oluyor sadece. Diğerleri görece daha ayık. Gece saat 3.30'da diskonun kapanmasından sonra bu dörtlü George'u odasına götürüyorlar. Odaya girdiklerinde saat 3.52. Söylediklerine göre George odaya girdiklerinde Jennifer'ın odaya gelmediğini görmüş ve çok şaşırmış. Hemen gidip diskoya bakmışlar, havuza bakmışlar ama hiçbir yerde bulamayıp tekrar odaya dönmüşler. Odaya döndüklerinde saat 4'müş. Odaya tam olarak kaçta girildiğini bilebiliyoruz. Bunlar elektronik olarak kaydedilen bilgiler. Şu kısma dikkat çekmek istiyorum. Saat 3.30'da diskodan çıktılar. 3.52'de George'un odasına geldiler. Yani 22 dakikada. Ama sonra Jennifer'ı ararken diskoya gittiler, havuza gittiler ve geri döndüler 8 dakikada. Jennifer'ı aradıktan sonra tekrar odaya geliyorlar. George'u yatağına yatırıyorlar. Ve sonra Ruslardan birinin odasına gidip yemek sipariş ediyorlar. Bu dörtlü bir sebepten yemeklerini yemeden önce hepsinin fotoğrafını çekiyorlar ve sonra yemeklerini yiyip yatıyorlar. Sabah saat 5 gibi Jennifer onu bulan görevlilerin yardımıyla odaya geliyor. Odaya geldiklerinde odada hiç kimse yok. Yatıp uyuyor Jennifer ve sabah uyandığında da bir önceki gece ne yaşandığını hatırlamıyor. George'un arkadaşlarından birinin odasında sızdığını düşünüyor Jennifer. Bu yüzden de sabah kalktığında spa randevularına gidiyor. Ama Jennifer'ın bu spa randevusuna gittiği zamanlarda güvertede bir panik yaşanmaya başlıyor. Çünkü yolculardan biri olan 16 yaşındaki Emily fotoğraf çekerken can kurtaran botlarının üzerindeki tantelerden birinde kocaman bir kan izi olduğunu fark ediyor. Bu büyük kan lekesinin üzerinde el izi ve ayak izi var. Emily çevresindeki birkaç kişiye gösteriyor bu kan izini ve güvenlik aranıyor. Güvenlik geldiğinde fark ediyor ki bu kan izinin olduğu tente George ve Jennifer'ın odasının hemen altındaki tente. Yani 9062 numaralı odanın hemen altındaki tente. Bütün gemide Jennifer'ı ve George'u arıyorlar. George'u bulamıyorlar ama Jennifer'ı spa'da buluyorlar. Ve Jennifer'ı bulduklarında George'un yüksek ihtimalle denize düştüğünü söylüyorlar. Şimdi devam etmeden önce şöyle bir bilgi vermem lazım. Dedim ya tantenin hemen üzerindeki oda George ve Jennifer'ın odası. Bu yüzden onları arıyorlar. Aslında sağdaki ya da soldaki odadan da biri düşmüş olabilir. Ama bu olayın 9062 numaralı odada yaşandığını düşünmelerinin bir sebebi var. Gemi güvenliği o gece George ve Jennifer'ın odasıyla alakalı bir sürü şikayet telefonu almış. Herkes aynı odadan şikayet ediyormuş ama bu şikayetlerden biri çok ilginç. Yan odalarında bir polis ve eşi kalıyormuş. Polis ve eşi sabaha doğru 4'te bir gürültüyle uyanıyorlar. Bu gürültü yan odalarından geliyor ve kutlama tarzı bir gürültü. Sanki bir kutlama yapıyorlarmış ya da oyun oynuyorlarmış tarzı bir gürültü. Yani sanki ortamda gergin bir şey yokmuş gibi, kavga etmiyorlarmış gibi. Polis rahatsız olduğu için güvenliği arıyor. Sonra da yan odanın kapısına gidip sessiz olmaları için kapıya vuruyor. Polis iddia ettiğine göre kapıyı çalıp odasına geçtikten sonra yan odanın balkonundan kısık sesle yapılan bir tartışma duymuş. Bu normal bir tartışma gibiymiş. Ama sonra yabancı dilde daha hararetli bir tartışma duymuş. Önce bu yabancı dilin İspanyolca olduğunu düşünmüş ama daha sonra Rusça'da olabileceğini fark etmiş. Bu tartışmadan sonra da bir erkek sesi İngilizce dilinde iyi geceler demiş arka arkaya. Yani sanki odadan birisini göndermeye çalışıyormuş gibi iyi geceler, iyi geceler, iyi geceler demiş birkaç kez. Polis de bu kadar iyi gecelerden sonra birinin odadan çıkacağını düşünmüş ve hafiften kapıyı açıp koridoru izlemeye başlamış. Söylediğine göre 3 kişi odayı terk etmiş. Yani içeride olan 4 kişiden 3'ü odayı terk etmiş. Kısa süre içerisinde birçok yolcu arayıp George'un odasından kavga sesleri duyduklarını söylemiş. Ve bir noktada sanki çok ağır bir şey yere atılıyormuş gibi bir ses duymuşlar. Hatta bu sesten sonra oda çok hafif titremiş ve hatta avizeler küçük küçük sallanmışlar. Muhtemelen bu gürültü George'un tentenin üzerine düşme sesi. Güvenlik sabah 4.30'da George'un odasına gidiyor. Bir süre kapıyı çalıyor ama kapıyı hiç kimse açmadığı için ve içeriden hiç ses gelmediği için geri dönüyorlar. Bütün bunlar olduktan sonra da gemi çalışanları Jennifer'ı buluyorlar. Jennifer odalarının olduğu kata kadar gelmiş ama koridorda sağ tarafa gideceğine sol tarafa doğru yürümüş
ve koridorun sonunda sızıp kalmış. Gemi görevlileri Jennifer'ı bulduklarında Jennifer o kadar sarhoş bir halde ki yardımla bile yürüyemeyecek durumda. Bu yüzden de gemi görevlileri tekerlekli sandalye getirip onu öyle odasına götürüyorlar. Odaya girdiklerinde oda boş, Jennifer'ı yatağa yatırıyorlar, odadan ayrılıyorlar. Ve daha önce de söylediğim gibi bir gün sonra Jennifer kalkıp spa'ya gidiyor ve önceki gece ne olduğunu hatırlamıyor. George'un gemide olmadığı fark edildiğinde gemi Kuşadası'nda. Kuşadası'nda olduğu için de Türk polisine ve Amerikan konsolosluğuna haber veriliyor. Polis ilk andan itibaren bu olayın bir kaza olmadığını düşünüyor. Bu yüzden de Josh'ı ve Rusları sorguluyorlar. Ama bu sorgulama gemide toplu halde yapılıyor. Yani onları tek tek sorgulamak yerine hepsini bir yere toplayıp aynı soruyu soruyorlar. Josh'ın iddiası şu şekilde. Biz George'u odasına götürdük çünkü o odasına gidemeyecek kadar sarhoştu. Odaya girdiğimizde ben tuvalete girdim ve hep beraber odadan çıkana kadar ben tuvaletteydim. Türk polisi bir olay yeri inceleme ekibi gönderiyor odaya. Bütün kanıtları topluyorlar ve bu kanıtları toplarken balkondaki sandalyelerden birinin devrilmiş olduğunu görüyorlar. Acaba diyorlar gerçekten de Rusların iddia ettiği gibi onlar George'u yatırıp dışarıya çıktı ve sonra George hava almak için balkona çıkıp dengesini kaybedip düştü mü? Belki de düşerken bu sandalyeye tutunmak istedi ya da sandalyeye çarptı, bu yüzden sandalye devrildi. Ya da belki balkon korkuluklarında oturmak istedi, bu yüzden sandalyeyi kullandı oraya çıkabilmek için ve sonra dengesini kaybedip denize düştü. Böyle bir ihtimal olduğunun farkındalar ama bu ihtimalin çok düşük olduğunun da farkındalar. Olay yeri inceleme ekipleri bütün kanıtları toplayıp işlerini bitirdikten sonra gemi yönetimine "Biz incelememizi yaptık, toplayacağımız her kanıtı topladık, artık burayı korumak zorunda değilsiniz, temizleyebilirsiniz" diyor. Yapılacak bütün çalışmaları yaptıktan sonra da geminin oradan ayrılabileceğini söylüyorlar. Bu araştırma devam ederken Jennifer'ın da yardımına ihtiyaç duyulacağı için Jennifer Türkiye'de kalıyor. Normal prosedürde gemi sorumlularının yapması gereken şey birini Jennifer'ın yanına bırakmak. Ona kalabileceği bir otel odası bulmak, otelin parasını ödemek ve Amerika'ya geri dönebilmesi için uçak bileti alıp uçak biletinin parasını ödemek. Ama bunların hiçbirisi yapılmıyor. Jennifer'ı gemiden indiriyorlar ve gemi yoluna devam ediyor. Şimdi Ruslar ve Josh iddia ettiklerine göre George'u odasına götürüp yatırdıktan sonra Ruslardan birinin odasına geçip yemek söylemişlerdi ve ellerinde bu yemeklerin fotoğrafları vardı. Ama polisler araştırdıklarında görüyorlar ki o odaya yemek gönderilmemiş. Gemi görevlilerinin iddia ettiğine göre 4.17'de gerçekten de birileri onları aramış ama bu gemi görevlilerine küfür etmiş telefondaki kişi, sonra sandviç istediğini söylemiş. Gemi görevlileri de bu sandviçi göndermemişler. Rusların iddia ettiğine göre de o gece sandviç istemişler odaya ve yemekler geldiğinde de fotoğrafını çekmişler. Şimdi iddia edildiğine göre bu fotoğraflar FBI'nin elinde varmış. FBI'nin elinde gerçekten bu fotoğraflardan var mı yok mu bunu bilmiyoruz ama varsa da kamuoyuyla paylaşılmadı. Olaydan 7 yıl sonra 2012 yılında FBI George'un ailesinin avukatlarına bir videodan bahsediyor. FBI bu görüntüleri de paylaşmıyor. O yüzden tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz ama şöyle bir videodan bahsediliyor. George'un ailesinin avukatının iddia ettiğine göre bu videoda bu dörtlü yani Josh ve Ruslar George'u öldürdüklerinden bahsediyorlarmış hem de gurur duyarak. Hava atıyorlarmış bununla. George'a paraşütsüz yamaç paraşütü yapmayı öğrettiklerinden bahsedip gülüyorlarmış. Ve doğrulanmamış bir iddiaya göre 7 yıl sonra ortaya çıkan bu görüntüler gemi şirketinin isteği üzerine gizli tutuluyormuş. Çünkü gemi şirketi eğer bu video ortaya çıkarsa kötü olaylarla adının anılacağını düşündüğü için bunun olmasını istemiyormuş. Bir de yine söylendiğine göre bu videonun bulunduğu hafıza kartındaki bir diğer video Josh ve Rusların cinsel istismar videosu. Josh ve Ruslar aynı gemideki yolculardan biri olan 18 yaşındaki bir kadına cinsel istismarda bulunmuş ve bunu videoya kaydetmişler. Gemi yetkilileri de arka arkaya bu kadar kötü şeyin ortaya çıkmasını istemedikleri için FBI'dan bu videoları gizli tutmasını istemişler.
Biliyorum 10 kez söyledim ama tekrar söylemek istiyorum. Bunlar gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Bunlar sadece iddialar. FBI bu 5 kişiyi yalan testine sokuyor. Yani Jennifer'ı, Josh'ı ve 3 kişilik Ruslar grubunu. Yalan testinde görülüyor ki Jennifer hiçbir konuda yalan söylemiyor. Ama geri kalan dörtlü her konuda yalan söylüyor. Zaten Jennifer'ın tonlarca şahidi var. Yani bir sürü insan görmüş onu. Gemi çalışanları görmüş, kamera kayıtları var. Her şey tam olarak Jennifer'ın anlattığı gibi işlemiş. Ama diğer dörtlünün hiç şahidi yok, birbirlerine şahitlik ediyorlar. FBI'ın elinde devam edilebilecek herhangi bir kanıt olmadığı için 2015 yılında bu dava kapanıyor. Ve dava kapanırken George'a ne olmuş olabileceğiyle alakalı herhangi bir açıklama yapılmıyor. Şöyle bir teori var. Acaba bu dört kişi George ve Jennifer'ı hırsızlık yapmak için gözlerine kestirmiş olabilir mi? George ve Jennifer'ın bazı insanlara düğünden çok para kaldığını söyledikleri duyulmuş. Geniş bir aralık ama 14 bin dolarla 50 bin dolar arasında bir para kalmış düğünden onlara. Ve acaba diyorlar George ve Jennifer birine bundan bahsetti de bu dörtlüden biri bunu duydu. Bu yüzden de içkilerine ilaç atıp onları sarhoş edip bu parayı çalmaya mı çalıştılar? Çünkü eğer durum buysa hepsi aynı şeyi içmiş olmasına rağmen sadece neden ikisine sarhoş olduğunu bu teori açıklıyor. George'un muhtemel ölümünden kimin sorumlu olduğu bilinmediği için medya birçok insanı suçluyor. Mesela gemi sorumlularını. Jennifer henüz Türk polisi gelmeden gemideki her yerin temizlendiğini iddia ediyor. Ama gemi sorumlularının söylediğine göre ilk 20 dakika içerisinde Türk polisine haber verilmiş, geminin her yanı aranmış, Amerikan konsolosluğuna haber verilmiş ve sonra Jennifer bulunmuş. Yani o kadar hızlı davranmışlar. Ve bu süreçte hiçbir yeri temizlememişler. Türk polisi tamam biz bütün kanıtları topladık artık gidebilirsiniz dedikten sonra bile bir süre beklemişler. Sonra tekrar polisi arayıp eksik bir şey var mı, emin misiniz, gidelim mi demişler. Türk polisi gidebilirsiniz dedikten sonra da yola çıkmışlar. Ama Jennifer bu sefer şöyle bir şey soruyor. Ne bu acele? Yani bekle biraz. Sonuçların çıkmasını bekle. Zaten sigortam var. Hiçbir zararın olmayacak. Her şeyi sigorta karşılayacak. Belki gemideki yolcularla ilgili bir şey çıkacak. Nereden biliyorsun? Neden beklemiyorsun? Diye soruyor. Bence haklı. FBI da olay yerinin muhafaza edilemediğini söylüyor bu arada. Ve bu yüzden Jennifer gemi şirketine dava açtığında gemi şirketi bu davayı geri çekmesi karşılığında ona 1 milyon dolar tazminat teklif ediyor. Onlar da farkında ki gemi sorumluları bu olay yerinin temiz kalması için hiçbir şey yapmamış. Çünkü geminin kaptanı bu olayın kaza olduğuna o kadar eminmiş ki olay yerini temiz tutmaya çalışmamış. Bu yüzden onlar da biliyorlar. Eğer Jennifer dava açarsa kaybedecekler. Çok daha fazla para kaybedecekler hem de. Bu yüzden 1 milyon dolara anlaşıyorlar. Jennifer 2009 yılında tekrar evleniyor. Şu an iki çocuğu varmış. Ve 2019 yılında bu Ruslardan biri olan Gregory evinin önünde ölü halde bulunuyor. Bir araba ona çarpıp sonra kaçmış ve araştırdıklarında fark ediyorlar ki bu arabanın sürücüsü bir kiralık katil. Bu bir infazmış ve bunun sebebi de Gregory'nin yasaklı madde kaçırıyor olmasıymış. Balayı tatili için çıktıkları bu gemi yolculuğunda kaybolan 26 yaşındaki George'un başına ne geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama bence hepimizin az çok bir fikri olmuştur. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim.